İletişimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mi 12 Lite ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi cihazımızın ekranı paramparça bir şekilde. Şimdi onarımına başlayalım. Öncelikle her zamanki gibi cihazımızın arka kapağını ısıtıyoruz. Ortalama 45-50 derece arasında olması gerekiyor arka kapağın sıcaklığı. O zaman yapışkanlar kendini rahatlıkla bırakıp rahatlıkla arka kapağı sökebileceğiz. Isımızı kontrol edelim. 50 derece gayet ideal bir sıcaklık. Biraz daha ısıtıp arka kapağımızı sökmeye başlayabiliriz. Jiletimizin ucuna alkol döküyoruz. Ufacık bir araya sokarak bu plastik yardımıyla kapağımızı sökelim. Kapağımızı ayırdık. Arka kameralarımız, flaşımız ve NFC antenimiz bulunmakta bu bölgede. Alt bölgede ise buzzer'ımız var ve şebeke antenleri mevcut. Üst plastik kapağımızı söküyoruz. Üst plastikteki bütün vidalarımızı söktük. Kaldırdık. Ve her zamanki gibi bataryamızı söküyoruz. Yalnız fark ettiyseniz batarya konnektörü 1 ve 2 tane var. İlk önce birini çıkartıyoruz. Ondan sonra ikinci konnektörümüzü sökebiliriz. Bunun nedeni ise cihazımızın 9 voltla çalışması. Çift tırnaklı batarya. Normaldeki bir cihaz 3.2 voltla çalışırken bunlar 9 voltla çalışıyor. Flexlerimizi ayırdık anakartımızdan. Koaksiyel kablolarımızı ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi anakartımızı yerinden çıkartabilmek için bir cımbız yardımıyla inceden kaldırıyoruz ve anakartımızı boşa alıyoruz. Alt plastiğimizi sökeceğiz. Alt buzzer'ımızı çıkarttık. Antenlerimiz de burada.
SIM kart yuvamızı alalım. Gördüğünüz gibi SIM kart yuvamız alt kısımda kalıyor ve flex'in üzerinde. Flex'imizi de bir köşeye ayırdıktan sonra şarj bordumuzu boşa alabiliriz. Şarj bordumuzu yerinden çıkartıyoruz. Bu da antenle birlikte. Alkol yardımıyla yapışkanları yumuşatıyoruz. Ve parmak izi sensörü. Gördüğünüz şu an ayırdığım parça parmak izi sensörü olarak geçiyor. Şu an çok hassas olmamız gerekiyor. Böyle size de gösterebilirim. Sensörümüzü ayırıyoruz. Titreşim motorumuzu çıkartacağız şimdi. Ve bataryamız. Gördüğünüz gibi bataryamızı da ayırdık. İç kulaklığımızı da ayıralım. Ufak bir alkol yardımıyla. İç kulaklığımız. Ve eski ekranımız. Yeni ekranımızı görüyorsunuz. Ve montajına başlayalım. Yapışkanlarımızı söküyoruz. Kameramızın üzerindeki şeritimizi de alalım. Tamamdır. İlk başta üst taraftan başlayalım. Gördüğünüz gibi. Parmak izi sensörünün oturduğu yuvamız. Titreşim motorumuz. Lastiğimizi de bu şekilde oturtuyoruz. Kameralar havada kalabilmesi için. Tabii ki şarj bordumuz.
Zaten oturma sesini duydunuz. Yalnız buradan geçirelim. Koaksiyel kablomuzu oturtuyoruz. Sim yolumuzu oturtturduk. Ve bataryamızı yapıştırabilmek için çift taraflı bantımızı yapıştıracağız buralara. Buraya ve buraya. Bantımızın etkinliğini kaldıralım. Bataryamızı yapıştıralım. Şimdi sıra anakartımızda. Bu şekilde oturtturalım. Anakartımız yerine oturdu. Ekran konektörümüzü oturtuyoruz. Arı fleximizi oturtuyoruz. Batarya tırnaklarımızı her zamanki gibi en son takacağız. Birinci koaksiyel kablomuz. İkinci koaksiyel kablomuzu da oturtuyoruz. Şimdi batarya konektörlerimizi oturtabiliriz. Üst anakartımızı tutan plastiğimizi yerine oturtturalım. Ve vidalayabiliriz. Üst kafesteki bütün vidalarımızı montajını yaptık. Buzzer'ın olduğu plastiğimizin vidalarını takıyoruz.
ve silikonumuzla cihazımızın arka kapağını yapıştırıyoruz. Ve power tuşumuza basalım. Gördüğünüz gibi mi yazımız geldi. Cihazımızdan çıkan ekran paramparça ve yeni taktığımız ekran. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.